Merhaba. Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Evet, Temmuz ayına giriş yapıyoruz. Genel olarak bir ay içerisinde gökyüzünün konumunu inceleyelim. Neler var? Hangi Tabii ki. gezegen hareketleri var? Aslında Temmuz ayına biraz sert başlıyoruz ve sert bitiriyoruz. Çünkü zorlu gezegen açıları var. Özellikle 1 Temmuz'da hemen Venüs ve Satürn arasında bir kare var. Aslan ve Akrep burçları arasında olacak. 4 derecede. 2 Temmuz'da Güneş, Plüton karşıtlığı. Çok zor. Çok zor, oldukça Otorite evet. kavramlar, çekişme, Evet. güç savaşları, dürtüsel çatışmalar. Evet, öncü grupları da bireysel anlamda etkileyebilir. Yengeç, Oğlak, Terazi ve Koç burçlarını. 2 Temmuz zaten karşınıza çıkacak olaylara karşı çok direnmeyin. Evet. Güneş Plüton karşıtlığında karşınıza bir vergi cezası geldi veya bir hüküm geldi veya bir kişi size bir yaptırımda bulundu, onu aşamazsınız. Evet. Yani Plüton'a karşı aşılacak bir güç ben bilmiyorum. Yani ben ezoterik astrolojiyle de uğraştım biliyorsun. Evet. Bu Tibetiyen sistemle de uğraştım. Plüton'a karşı bir şey yok. Kadersel tamamı zaten Kadersel 2 olaylar. Temmuz. Yani ben bu yılın en zor ayı olduğunu düşünüyorum Temmuz'un. Sence? Bence de yılın zor bir ayı. Gerçekten o Plüto-Uranüs karesinin, o zorlayıcı karenin Mars tarafından da tetiklenmesi söz Tabii. konusu olacak. Çünkü Mars da Yengeç burcuna geçiyor ay ortasında. 13 Temmuz'dan itibaren Ve Yengeç burcunda olacak. tabii ayı temsil eden burca giriyor. Evet. Yani yengeç vurgusunun çok fazla Evet. olacağı bir döngü. Mars çünkü vurgusal yapıyor. Çok özür dilerim, bazen lafını kesiyorum sevgili Demetciğim. Rica ederim, tabii. Yani böyle bir yapıya sebebiyet veriyor. Bu artık zaten arkadaşlar bir şey çok iyi bilmeniz gerekiyor. Öncü dediğimiz Temmuzlar ve 19 Ekim'den sonra o ay tutulmasıyla beraber Ekimler, ondan sonra Nisanlar ve gene Temmuzlar hep zor. 2015 yılına kadar Evet. Temmuzlar, Ekimler, Nisanlar yılın en zorlu ayları olmaya aday. Yani Evet. önümüzdeki Ekim de böyle. Bu Temmuz'da başlayacak olaylar Ekim'de sonuçlanacak bazıları. Ben zaten retro bir Merkür var. Mars geliyor. Evet, Merkür retro 4 Temmuz'da Güneş Uranüs karesi yine Kaza açısı. kaza açısı, özellikle yine bireysel olarak Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak burçlarının, özellikle Kovayı da vurur. evet Kova burcu da etkilenebilir. Kazalara karşı dikkatli olması gerekiyor. Bireysel anlamda da ilişkilerde ani kopuşlar, ayrılıklar, Boşanmalar, sorunlar ani olabilir. haberler, Evet. Merkür retrosu. Bir de Merkür retrosu olduğu için iletişimde de sorun olabiliyor. Buna Tabii. dikkat edilmesi Tabii. gerekiyor. Tabii. Ama bakın, bunlar kimleri etkiler biliyor musun? Bunlar sokaktaki iyi niyetli Ahmet Ağa'yı etkilemez. Mehmet Ağa'yı etkilemez. Ayşegül Abla'yı etkilemez. Bu bir hinlik varsa hayatında, karısını aldatıyorsa, bir hırsızlık yapıyorsa, bir çakallık varsa, onu etkiler bu Güneş Kare Uranüs. Yani ticaret hayatında ıvırda Evet, zıvırda evet, onu evet, etkiler. evet. Ama bu 2 Temmuz hepimizi etkiler. Yani 2 Temmuz çünkü Plüto Ülkeyi etkilediği için. ülkeyi etkiliyor. Yani Evet. Uranüs de ülkeyi etkiliyor. Yani bir de bu Güneş Kare Uranüs de Güneş karşıt Plüton, bir de biliyorsunuz süper dolunay sonrası. Ve Evet. bu ay biliyorsun bir yeni ayımız var 8 Temmuz'da 8 Yengeç Temmuz'da Burcu'nda. 16 derece Yengeç Burcu'nda yeni ayımız var. 22 Temmuz'da da bir Kova Burcu'nda Kova dolunayımız Burcu'nda var. Dolunay var. 0 derece Kova Burcu'nda. Ve ay sonunda da çok ağır gezegen Evet, açılarımız var. Yani özellikle Temmuz'un sonunda. o bayağı zordu. Yani Evet. Mars karşıt Plüton var. Bak Evet. 28 Temmuz'da 9 derece Yengeç'te var. 28 Temmuz, yani 28 Temmuz Güneş kare Satürn. Bakın arkadaşlar, 28 Temmuz ve 31 Temmuz arasındaki dönemde lütfen çok sakin olun. Lütfen olaylar ve kavramlarla Evet. tartışmayın, çatışmayın. Bir kısım arkadaşlarımız riske girmeyin. Motosiklet kullanırken, araç kullanırken denizde oyun oynamayın. Denizde saçma sapan oyunlara girmeyin. Yani ateşten yararlanabilirsiniz. Ateşli silahla yararlanma açıları bunlar. Yani şimdi bazen bize diyorlar ki biz bilinçokuru astroloji ekibi olarak, sen de çok iyi biliyorsun ki bizim 2,5 milyona yakın Evet, evet. izleyicimiz var. Şunu söylemek istiyorum. Bir kısım arkadaşlarımız bizim farkındalar. İyi gördük mü iyi söylüyoruz. Bir kısım arkadaşlarımız ise astrolojiyi bilmeden sığ sığ konuşuyorlar. Orada sorun oluyor. Çünkü bu 28 Temmuz Mars karşıt Plüton ölümcül bir açıdır.
Evet, çünkü aynı anda Güneş'le Satürn karesi de var. Yani şimdi Şimdi ben 3 tane çok zorlu şimdi ha açı yani 28 ay Temmuz'da sonunda gerçekten ülkemizi de birebir etkiliyor. yani ne diyeyim şimdi 28 Temmuz'da ne iyi bir açı söyleyebilirim? Yani bildiğimiz bilimde Plüton yıkım, Mars acı. İkisinin karşıtı yıkım ve ızdırap, orman yangını yapar, çatışma yapar, dünyada deprem yapar. Ha Türkiye'de yapar mı deprem zannetmiyorum ama zor bir aydayız. Zor bir 28 aydayız. Temmuz'da Güneş kare Satürn. Şimdi bakın tek başına Güneş kare Satürn'e yılın en zor günlerinden biri derken buna bir de Mars karşıt Plüto gelmiş ya. Evet, Ya bir evet. de 31 Temmuz'da Mars kare Uranüs. Şöyle bir şey söyleyeyim ben size o zaman. 2 Temmuz'da Güneş karşıt Plüton'da başınıza gelen olaylar 28 Temmuz'da tekrarlar. 4 Temmuz'da Güneş kare Uranüs civarında olan olaylar da 31 Temmuz'da devam eder. Mars kare Uranüs'e dikkat edin lütfen. Patlama açısıdır. Kimyasal patlama, yangın, ani kalp krizleri ve tansiyon açısıdır. Arkadaşlar sizlerden bu kadar zorlu bir ayı bu kadar olumsuz yorumladığım için bilinçokuru astroloji ekibinin yöneticilerinden ben Oğuzhan Ceyhan olarak özür dilerim. Sevgili Demet, bilmiyorum ama gördüğüm bu. Evet, zor açılar var. Temkinli olmak gerekiyor. Özellikle öncü gruplar bireysel olarak Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarının biraz daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Bir de Yine günlükler önemli. Burada tabii mesela günlükler. günlük burç yorumlarına bakın bu ay çok önem verin. Evet. Bilinçokuru, astroloji ekibi sizin için, ya bizim ekibimiz çok büyük. Yani 20-25 tane öğrenci olabilir ama yaklaşık olarak Demet Hanım ve bana bağlı 45'e yakın yerli, bunun yanında yabancı astrologlardan da destek alarak 60'a yakın astroloğun ortak bilgilerini bizler sunuyoruz. Evet son yorumları ben ve Demet yapıyoruz. Patron biziz çünkü. Başkanı benim, Demet yardımcım. Ama bir gerçek var arkadaşlar. Yani bunu ekvatorlu bir astroloğa da gidin. Çok sevdiğim bizim Suzun vardır Amerika'da. Suzun'a da gidin. Evet. Çok saygı duyarım Suzun'a. Aynı şeyleri söyleyecek. Yani onun için günlük astroloji yorumlarımız var. Günlük burç yorumlarımız var. Bilinçokurunda ve çeşitli mecralarda günlük yorumlarımız var. Bu günleri dikkatli dinleyiniz. 27 Temmuz'da dinleyiniz. 28 Temmuz, 31 Temmuz aslında bu kadar riskli bir ayda her gün Demet'in videolarını dinleyiniz ve aylık yorumları lütfen yükselen burcunuzla birlikte çok Evet. dikkat ediniz. Çünkü bakın net Plüto Güneş, Uranüs, Güneş, Mars, Plüto bir ayda varsa o ay zorludur. Saygı ve sevgilerimle. Hoşça kalın. Güle güle.